Tüp bebekte normal konvansiyonel tüp bebek tedavilerimizi yapıyoruz. Ama dediğimiz gibi önce biraz küçülttük. Hasta biraz rahatladı. Konuyu biliyor. Bizim bu vakalarda ne kadar çok yumurta toplayıp toplayamayacağımız için overin yumurtlama kapasitesini ölçen hormonlara mutlaka bakılması, bunun yanı sıra kanalın mutlaka açık olduğunun bilinmesinin yanı sıra kapalı da olabilir ama kanalda kapalılık ve hidrosalpings dediğimiz içeride sıvı birikmesi ve toksik bir sıvının varlığında bu tedavilerde, tüp bebek tedavileri öncesinde mutlaka bu hidrosalpingsli olan kanalların alınması gerektiğini hastalarla paylaşmamız lazım. Yani tüp bebeğiyle cart diye hemen başlamamak lazım. İyi yönetmek lazım. Bu yönetim içinde belirli bir sürecin lazım olduğunu hastalara söylemek lazım. Peki, tüp bebek tedavisinde ne yapıyoruz? Tüp bebek tedavisinde endometriozisi küçültücü ilaçlarımız var. Aynı zamanda biz bunu tüp bebek tedavilerinde küçük dozlarda kullanırken onun masif bir dozunu kullanıp o dozdan sonra adet döngüsünü bekliyoruz. Adet döngüsünden sonra da yumurta rezervine, yaşına göre ve vücut kitle indeksine göre seçtiğimiz tedavilerle yumurtaları büyütüyoruz ve tüp bebek işlemine giriyoruz.